Einstein'ın Fransız bir fizikçiye yazdığı bir mektupta orada diyor ki bu da yaşlılık zamanlarında yazmış bu mektubu çünkü mektubun sonunda diyor ki yani bunu da şöyle bu tarafını da açıkça vurgulayayım sanılmasın ki yaşlanınca kahinlerin eline düştüm din adamlarının eline düştüm diye girişte evrende evet yani okuyabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla muazzam olağanüstü bir eşleyiş var. Ve biz bu olağanüstülük karşısında elbette ki hayrete düşüyoruz çünkü açıklayamıyoruz. Bu açıklayamama durumunun tam orada diyor ki bu açıklayamama durumunun bilimi sadece yaradanı hayattan kovmak, sadece ilahı hayattan kovmak Üzre değil, aynı zamanda asla mucizelere de yer yok demek üzere bir mecra olarak görenler, burayı bir zayıf nokta olarak görüyorlar. Bu tür bir söylemi bir zayıf nokta olarak görüyorlar ama ben bunu söylemekten çekinmiyorum. Fakat bu söyleyişim de sanılmasın ki ahir ömründe kâhinlerin eline veya din edemlerinin eline bir kurban olarak düştüm gibi görülmesin alemde Allah Azze ve Celle'nin var ettiği ve bizim okudukça zatını tanıdığımız ki başka adını hatırlamadığım bir yine bilim adamı diyordu ki tabi ilimler bizim ilk yudumda içip sarhoş olduğumuz ve sonra kendimizi sekülerliğe vurduğumuz ama bardağın sonuna geldiğimizde Yaradan'ın bizi beklediği bir süreç gibidir. İlim belki ilk başta bizleri şımartıp da kendimizi bir şey zannettiriyorsa da ve böylece sekülerleşiyorsak ama sonra bizi yine var eden ile yüzleştiriyor anlamına gelen ifadeler bunlar. Şu halde Allah azze ve celle'nin ilmi yarattığı ayetler üzerinden zatına karşı sorumluluğu akleden insanın doğrudan başaracağı yani hazırlığının potansiyelinin çalıştırdığı takdirde ve buna vefa gösterip çıkan sonucu diliyle ikrar ettiği takdirde doğrudan geleceği bir yol olarak gösteriyor. Eğer samimi ise ilim sahibi, araştıran, gerçeğin peşine düşen herkesin böyle bir sonuca muvaffak kılınması Cenab-ı Hakk'ın güvencesi altında. Kimler sırt dönüyorsa kimler özellikle kaçınıyor, özellikle eğaranz edip yüz çeviriyorsa فَهُمْ مُعْرِضُونَ Onlar Hakk'a uymaktan içtinab eden, Hakk'a ve hidayete yani Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaya yanaşmayan kimselerdir. Böyle baktığınız zaman kulun akleden, araştıran, gözlem yapan, inceleyen yanıyla Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp sevip sayan yanı eş güdümlü bir süreçte birlikte ilerler. Ve bunlar birbirleriyle ilişki halindedir, hatta tam bir mutabakat sergiler. O bakımdan ilim tarafından, bilim tarafından Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğu yani dindarlığı ilimle bağdaştırmayanlar da savrulmuş bir taraftır. Sözüm ona din tarafında Cenab-ı Hakk'a kulluğu ilimle ilişkisiz, bilimle ilişkisiz sayıp da salt bir körü körüne teslimiyet anlamadan, bilmeden, farkına varmadan bir risk alma durumu gibi görenler de sağ taraftan savrulmuş kimselerdir. Allah Azze ve Celle'nin biz kullarına tanıttığı doğru istikamet ayetler eşliğinde yürüyen kanıta dayalı kulun hakkı anlaya anlaya, sindire sindire hem vahye dayalı ayetleri okuyup anladığı hem Yaradan'ın yarattıkları üzerinden sunduğu ayetleri okuyup anladığı ve bunların mutabakatı eşleşmesi üzerinden tam bir güvene, tam bir güvenceye kavuştuğu yerde oluşan imandan bahsediyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle zikri sahiplenenleri, hakkı araştıran, teslimiyete ulaşanları gerçeğin peşine düşenler olarak gördü. فَمَنْ أَسْلَمَا فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَا Kim ki teslim olmuş, işte onlar hakkın ardına, gerçeğin ardına düşmüş olan kimselerdir buyurdu. O yüzden gelmeyenleri de bu zikri sahiplenmeyen teslimiyete ve hidayete, yanaşmayanları da ilim yapmayanlar. Bel ekseruhum la ya'lemun el hakka. Onlar hakkı bilmek istemeyenlerdir. Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fawjan mimmen yukezzibu bi ayatina. Cenab-ı Hak o gün her ümmetten birer grup haşredip getirdiğimizde fahum yuzaun. Bunları tevzi edip grup grup çıkardığımızda hatta iza ca'u onlar geldikleri vakit Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kale dedi ki ekezzebtum bi ayati siz ayetlerimi yalanladınız ve lem tuhitu biha ilma nasıl yalanladınız onların ilmini ihata etmek sizin ve lem tuhitu biha ilma Doğru mudur? Yanlış mıdır? Gerçek midir? Batıl mıdır? Hayır, hiç ele almaksızın... اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيَاتِي وَلَمْ تُح۪يطُوا بِهٰى ilme. Siz ayetlerimi araştırmadan, incelemeden, doğrudan, direkt öyle hemen yalanladınız öyle mi? اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَۜ Yoksa siz ne yapıyordunuz? اَمَّاذَا kuntum تَعْمَلُونَۜ Yoksa başka siz ne yapıyordunuz? Hayat... Bizim Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuduğumuz bir süreç. Güneşin bir ayet, ayın bir ayet, yerin bir ayet, insanın bir ayet. O fi enfusikum insanın kendi içindeki sistemlerin her birinin ayrı ayrı birer ayet olduğu, her şeyin yaradana işaret ettiği, ortamın komple ayetlerle kuşatıldığı bir yerde Cenab-ı Hakk'ı ayetleri üzerinden yalanlamak. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuya dururken Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelmek. اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا Ayetlerimi yalanlayıp ilmini ihata etmeden, kuşatmadan, tabiri caizse anlamadan, dinlemeden, özellikle ve bilerek yalanladınız. Siz doğru da çıkacak, yanlış da çıkacak olsa hiç fark etmez. Değil mi ki buraya çıkacak, o yüzden biz yalanlıyoruz dediniz. Değil mi ki Yüce Yaradan'a saygıya, ona karşı sevgiye, dolayısıyla dine çıkacak, gerçek yahut batıl olmuş hiç fark etmez. Biz sonucu önden gördüğümüz için yalanladık. Çünkü ona karşı büyüklenmekten ve diklenmekten hayatı kendi başımıza, sorumsuz bir alan olarak, onların tabiriyle tırnak içinde özgür bir alan olarak yaşayıp bize nasıl davranacağımızı, nasıl doğru, yanlış, haram, helal tayin eden bir usk üst kudreti Mevla'yı tanımamak üzere şartlandığımızdan ayetleri direkten yaranladık. Hem kevni ayetleri hem vahiy ile gelen Yaradan'ın ayetlerini. Bu böylesine müstekbir olanların ilahi huzurda Cenab-ı Hakk'ın benim ayetlerimi ki bu ayetlerimi işleyecek ve bu ayetler üzerinden benim kudretimi anlayacak bir yaratılışta sizi yaratmıştım. Siz ne yaptınız? كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا Hiç okumadan kaldırıp attınız. Bu gönderilen mektubu açmadan çöpe atmak gibi bir şey. Bu Cenab-ı Hakk'ın hem içten hem dıştan gönderdiği, sürekli insana seslendiği ve kendisine çağırdığı koca bir hayattaki iletişimi hep kapalı tutmak gibi bir şey. Yaradana karşı ben seni tanımak istemediğim için iyaraz edeceğim. Bel kezzebu <Sessizlik> bima lem yuhitu bi ilmi. İlmini ihata etmedikleri şeyi yalanladılar. Cenab-ı Hak onların küffarın yüz çevirmede, uzak durmada, iaraz etmede değil mi ki Cenab-ı Hakk'a çıkacak ucu yüz çevirip uzak aman ben almayayım demede o denli müstekbir olduklarını ifade etti. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi buyurdu ki فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Bunlara ne oluyor? Niçin böyle iğraz yani yüz çevirmede hatırlatmaya bu zikre karşı yüz çevirmede böylesi iğraz, yüz çevirme sergiliyorlar. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرًا فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرًا Sanki aslandan ürkmüş, yaban eşekleri gibi uzaktan kaçıyorlar. Aradaki mesafeyi gözetir, aslanın kendisine yaklaşmaması için sürekli mesafeli durur. İşte bu eyaraz böyle bir şey. O göz ucuyla bakar, aslanla olan mesafeyi koruduğu sürece yer içer otlanır ama onun yakınlaştığını sezdikçe belli bir mesafeden hemen sonrasında yine arayı açacak kadar uzaklaşır. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِد۪ينَ Hakk'a karşı duyarlılıkları böylesi olumsuz olan bu tiplerde Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak her şeyden bu şekilde kaçınır ve uzak dururlar. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِد۪ينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ